Şehzadem, çok kalabalıklar. Sayılar çok değil şehzadem. Paşaların desteğiyle rahatlıkla alt ederiz. Onlar nerede kaldı? Habercilerle konuştum şehzadem. Gelmek üzereler. Sultanım. Hünkârımızı görmem lazım. Evladının ölüm fetvası nasıl almış, nasıl yüreği dayanmış anlatsın bana. Olmaz sultanım. Çekil şuradan. Hünkârımız burada değil. Şehzade Selim'in hücumu hazır bekleyen kuvvetlerinin yanında saf tuttuk. Desteğimizle birlikte iki ordu sayıca eşitlendi.
şehzadem. Hünkârımız sizin yanınızdalar. Beni de kuvvetlerinize serdar tayin ettiler. Allah'ın izniyle bu savaşı kazanacağız. İyi bakın. Bu bir babanın oğlundan vazgeçtiğinin resmidir. Malumun ilanı. Destek veren paşalar gelmek üzeredir şehzadem. Onlar geldiği vakit üstünlük tekrar bize geçecek. İki ordu denk olmasına rağmen şehzademiz Beyazıt'ın ordusundaki zafer arzusu ve inanç karşı tarafta yokmuş. Ancak paşaların ve kapı kullarının gelişiyle savaşın kaderi hepten değişmiş. Az buz değil, 20.000 askerle gelmişler sultanım. Anlamıyorum şehzadem. İhanete uğradık şehzadem. Belli ki şehzade Selim için savaşacaklar. Nasıl olur Atmaca? Sana söz vermediler mi? Benimle birlik olacaklardı. Anlaşılan payitahttan emir almışlar. Paşaların gözünü korkutmuşlar. Hayır olamaz. Öyle bir haber çıksa da Rüstem Paşa engel olur. Önünü keserdi. Şehzadem, inanmak istemiyorsunuz lakin Rüstem haini ihanet etti. Paşalar saflarımıza katılınca şehzademizin ordusundaki asker sayısı 50.000'e ulaştı. Şehzade Bayezid'in ordusunda ise en fazla 30.000 asker vardı. Hünkârımızın emri üzerine Sokollu Mehmet Paşa ile birlikte Şehzade Bayezid'le konuşmaya gittik. Şehzade Hazretleri. Devletli padişahımız Sultan Süleyman Han'ın fermanı şerifidir. Sen söyle Sokollu. Hülaseten ne diyor hünkârımız? Derhal teslim olmanızı ve benimle birlikte payitahta dönmenizi emrediyorlar. İtaat etmezseniz dökülecek kandan hünkârımız zinhar mesul olmayacaklardır. Birlikleriniz itaat edene kadar katlinizin caiz olduğuna dair fetva verildi. Mehmet Paşa, bu meydanda kan dökülecek. Lakin benim değil. Şehzade Selim'in ve ona köpek dikeden hainlerin kanı. Allah'ın izniyle zafere ulaşınca sancağıma Amasya'ya çekileceğim. Ve emri hak vuku buluncaya dek hünkârımıza isyan etmeyip sabırla bekleyeceğim. Şehzade Bayezid, ferman-ı şerifinizi kale almadığı gibi Şehzade Selim'e ağza alınmayacak sözler söyledi. Ağır hakaretlerde bulundu. Şehzade Selim'in ordusu iki mislimiz olmuştu. Üstelik bizim askerlerimiz parayla tutulmuş askerlerdi.
Onunkilerse saçını sakalını savaş meydanlarında ağartmış tecrübeli askerler ve serdarlardı. Buna rağmen Şehzade Bayezid geri adım atmadı. Bir an olsun tereddüt etmedi. Yiğitlerim! Aslanlarım! Düşman sayıca üstün olabilir. Lakin biz onları görüyoruz, onlar da bizi görüyor. Şehzade Selim'in arkasında hünkârımız varsa, benim de arkamda birbirinden cengaver, davama inanan askerim var. Yiğitlerim, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Öleceksek haysiyetimizle, şerefimizle şehit olacağız. Şehzade Bayezid çok yaşa! 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 Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Ali! Yeniçeriler, onlar nasıl tavır almışlar? Şehzade Selim'in ordusundaki Yeniçeri daha ilk gün gönülsüz davranıp kılıç sallamak istememişler paşam. Bu yüzden Şehzade Selim'in ordusunun sol kanadını çökertmişler. Karaman askeri de Konya'ya doğru kaçmaya başlamış. Bozgun'u zor durdurmuşlar paşam. İlk gün 8000'e yakın asker savaşta can vermiş. Ve savaş Şehzade Bayezid'in üstünlüğüyle sona ermiş. Nasıl hiçe sayarsınız gafiller? Karşınızdakilerin çoğu asker bile değil. Çapulcu, eşkıya, çift ozan. Yarın savaş meydanında Şehzade Bayezid'in askerlerini tarumar edeceksiniz. Etmezseniz kellelerinizi alırım. Sizi ne ben affederim, ne de Sultan Süleyman. Yıkıl kalsınlar, defol! Yıkıl! Şehzade Selim'in Yeniçeri ağalarını ikazı netice verdi hünkârım. Siz yüce hünkârımızın gazabından korkan Yeniçeri ağaları ertesi gün var güçleriyle kılıç salladılar. Yeniçeri'nin Şehzade Selim adına cenk etmelerini hazmedemeyen ve zor durumda kalan Şehzade Bayezid Hazretleri askerinin önüne atılıp bizzat cenge dahil olmuşlar.
Şehzademizin bizzat savaşması peşindeki askeri daha bir hırslandırmış. Herkes cengaverler gibi savaşınca Şehzade Beyazıt kılıcının hakkıyla ilerlemiş ve Şehzade Selim'e yaklaşmış. Her şey bitti dedim sultanım. Eyvahlar olsun. Şehzade Bayezid kazanacak dedim. Lakin öyle bir ana şahit olduk ki savaşın, hanedanın, Osmanlı'nın kaderini değiştirecek türdendi. Aslan parçası. Bu işlere yatkınsın anlaşılan. Hı hı. Babam Şehzade Mustafa'yı çekmişsin diyor. Ne olursa olsun hayatta kal.
Bir hayli korkmuş. Seninle savaşa gelecek diye çekinmiştim. Şükürler olsun ki seninle gelmişsin. Cesur şehzadem benim. Bundan böyle Şehzade Bayezid için dönüş yok. Tekrar ayağa kalkması zor. Belki de ölmüştür. İnşallah şehzademiz ayağa kalkacak. Ve biz tekrar Şehzade Selim'in üzerine yürüyeceğiz.